Pardon canım. Belki güneş bir gün ikimiz için doğar. Belki korkuları hayallerimiz boğar. Bak Kamil, kaldırsana kalemimi bir daha. Sabah ne güzel romantik müzik çalıyor çocuğum. Sen karışma lan bornozlu. Hem Sevil öyle şeylerden hoşlanmaz. Belki hoşlanıyorum, ne biliyorsun? Dans edelim mi? Yuh kütük, o dos yeni ya. Allah'ım yarım, aynı dedemin anneannemi dansa kaldırdığı gibi kaldırıyorsun. Kim var o lan biraz, kim var o? Bak yemin ediyorum havuz şu... Neyse, dans edelim o zaman. Ay çok tatlılar değil mi? Adını anarım, çoğalır sesin. Konuşmaktan, düşünmekten, özlemekten. Gel bak bir elimde gökyüzü var hala. Ötekinde kıyıp giden yıldızlar la la. Kardeşim, çok ısındım. Şunu bir şuraya koysana. Çiçek, hazır güzel müzik varken dans edelim mi? Olur. Zaten kıyıya vurmuş haldeydi ceset. Ben sadece çekip çıkardım. Ama tanınmaz haldeydi. Evet, tanınmaz halde. Kimin nesidir diye ceplerini yokladım. Hiçbir şey çıkmadı üzerinden. Tamam, tamam. Sen ismini, telefon numaranı arkadaşa yazdır. Daha sonra ifadeni almak için çağırabilirsin, tamam? Hadi bakalım. Balıkçı Gürsel. Umarım kardeşim fazla rahatsız etmemiştir. Yok. Da sen bana bir kardeşin olduğunu söylememiştin. Söylememiştim değil mi? Ya aslında sadece babalarımız aynı. Aranız iyi mi peki? Aramız yani olduğu kadar. Ya kardeşiz sonuçta. Ama Arda biraz farklıdır benden. Ya yani nasıl desem? Tiki mi diyecektin? Yani hani tiki gibi. Ama gerçi bu biraz da içinde yaşadığı ailenin ortamından da kaynaklanıyor. Gerçi annesi ayrıyken bir süre başka yerde kaldı. Ama yani Ethem Kıratlı gibi zengin bir babanın oğlunun hayata dair iki perspektif olabilir. Ya bu hayatın onlar için bir şans olduğunu, ya doğuştan sahip olmaları gerekmediğini biliyorlar ve ona göre yaşıyorlar. Ya da hiçbir şeyi umursamayıp bu zenginliğin tadını çıkarıyorlar. Sanırım Arda ikincisi oluyor. Sen de birincisi. Bilmem, belki. Ama bunda benim eski hayatımın da bir payı var tabii. Ya ben öyle düşünmüyorum. Sen bu evde doğup büyümüş olsaydın da bence aynı insan olurdun yani. Şımarık olmazdın. Bilmem. Ama teşekkür ederim. Ya iltifat olarak söylemedim gerçek. Selam. Selam. Neşe'ydi değil mi? Evet Neşe. Salça da diyebiliriz. Dans etmek ister misin? Yok ya, ben böyleyim. Teşekkür ederim. Hadi ama ev sahibini kırma. Alt tarafı bir dans. Her iddiası da varım. Benden cimbomla ilgili laf almaya çalışacağım. Neyse. Bahaneyle ben de birkaç laf alırım belki ondan. İyi peki madem olur. Hep nereye gidiyorsun? Kardeşim. Eş değiştirelim mi? Şey, ben Bartın'a içecek bir şeyler vereyim. Sabahtan beri şarkı söylüyor, boğazı kurumuştur, yazık.
adam Fatih olabilir. Çünkü ona çok benziyor. Ama yalnız parmak izi alamayacağız. Elleri parmakları çok fena durumda. Peki ne yapacağız komiserim? Ailesine haber verin gelsin. Şu öğrenci çocuklar vardı ya, onları da çağıralım, gelip teşhis etsinler. Evet, onları da çağır gelsin. Başla. Tamam, tamam, hadi. Ne kadar güzel söyledin ya. Böyle çok uzun süre söyledin ya, boğazım kurumuştur diye ben de sana meyvesi aldım. Sağ ol Neşe. Rica ederim. Bakıyorum da dans etmeyi seviyorsun. Evet, severim. Ha, sen Arda ile ettiğim danstan bahsediyorsun. Şey, ben sen ayıp olmasın diye. Çocuk ev sahibi çok da ısrar etti. Ondan dolayı yani. Yoksa içim gerçekten hiç istemedi yani dans etmek. Tabii canım, bayağı da samimiydiniz. Elini sıkmalar falan. Evet, elimi sıktı. Ben sıkmadım ama o sıktı benim elimi. Tuttuysa elimi sıktı. Keşke elimde hani şu elektrik çarpan şaka avuç içi yüzükleri olur ya. Onlardan olsaydı. Benim var biliyor musun? Öyle şaka yaparım ben arada. Olsaydı güzel olurdu. Çünkü şu an pek normal bir durum değil. Uyardı yani. Dansınızı böldüğüm için bana kızmadın umarım. Yok yani, rüzgar ayıp oldu mu diye merak ettim o kadar. Bir şey sorsam kızmazsın değil mi? Soracağın şeye bağlı. Tamam. Şeyi merak ediyorum. Rüzgar'la aranızda arkadaşlıktan öte bir şey var mı? Ya yok yani. Öyle iyi iki arkadaşız. Güzel. Ben de bu cevabı duymayı bekliyordum. Neden? Çünkü senin için kardeşimle rekabet etmek istemem. Nasıl? Hadi ama gün içecek. Onca yıl sonra tekrar karşılaşmamız. Sonra senin Rüzgar'la aynı sınıfta olman. Bunların hepsi tesadüf mü? Ya ben çok yoruldum, artık dans etmesek. Olur. Ama önce benimle akşam yemeği yiyeceğine söz ver. Tabii mümkünse baş başa. Böyle bütün mahalle değil. Ya ben gerçekten çok yoruldum. Gideyim, izin isteyeyim de artık eve döneyim. Rüzgar. Ya ben kalksam sana ayıp olur mu?